Fatih Altaylı. fatihaltayli.com.tr. Hoşluk boşluk teşekkür. Kadın voleybol milli takımımızın tüm oyuncularına, teknik adamlarına, malzemecisine, tüm ekibe, onları teker teker bulup yetiştiren tüm yöneticilere, antrenörlere her ne kadar son yobaz saldırısında yeterince yanlarında olmamış olsa da Voleybol Federasyonu'na, Vargas'ı Türkiye'ye getirene, Türk vatandaşı yapana, eski spor bakanı Kasapoğlu'na, hiç de fena bir spor bakanı olmayan Osman Baka, Türkiye'de kadın voleybolunu bir ekol haline getiren eczacı başına, Vakıf Banka, Acı Bademe, Fenerbahçe'ye, Vestel'e herkese çok teşekkürler. Yanlış anlamayın. Voleybolcu kızlarımıza bu teşekkür Avrupa şampiyonu oldukları kısa süre içinde önce Uluslar Kupası'nı ardından Avrupa Kupası'nı tüm güçlü rakiplerini sırayla stres doğru maçlarda yenerek kazandıkları için değil. Sevinecek pek az şeyi kalmış bir milletin doğru düzgün insanlarını üst üste ikinci kez sevindirdikleri mutlu ettikleri için de değil. Pek de kutlamadığımız Cumhuriyet'in 100. yılında iki büyük kutlamayı yaptırdıkları için değil büyük kurucunun kadınlara verdiği değere kadınlarımızın layık olduklarını gösterdikleri için hiç değil. Bu teşekkürüm bize, bizim çocuklarımıza, gençlerimize, aydınlığın karanlığı her zaman yendiğini, iyiliğin kötülüğü galebe çalma gücüne sahip olduğunu, boş yapanların değil, çalışanların mutluluğu hak ettiğini ve insanlığın kazandığını gösterdikleri için bu kupaya çok daha derin bir anlam kazandıran boşlar içinizdeki kötülükle tek yapabildiğiniz sevincimizi katmerli hale getirmeniz oldu. Bu kupa bizim, boşluk sizin oldu. Ebrar Karakurt, sana da ayrıca özel bir teşekkür. Had sizlere boyun eğmedin. Sana sözde dostça ayar verenlere kulak asmadığın, geri fitese takmadığın, ite itleme cesaretine genç yaşında sahip olduğun için anan baban seninle ne kadar gurur duysa azdır. Özlü kabahatinden büyük, yandaşı AKP'ninkinden. Tam ne hali varsa görsün artık kendisinden bahsetmeyelim durumuna geçtiğimiz CHP genel başkanlık koltuğunun işgalcisi bir şeyler yapıp ya da yapamayıp kendinden bahsettirmeyi beceriyor. Kendisine hadi onu boş verelim kendine söveni bağışlamak kendi bilici şeydir. Ülkenin ve başında bulunduğu partinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e sövmüş bir hadsizi genel başkan danışmanı yapacaksın. Parti binasında oda vereceksin. Rezillik ortaya çıkınca önce yancına inkar ettireceksin. Sonra belgesiyle kanıtlanıp hadsizle evet danışmanım ve parti genel merkezinde odam var yalancılığınızı cümle aleme kanıtlayınca zerre utanmadan bilseydim atamazdım. Bana bir arkadaş önerdi ben de danışman yaptım diyerek cehaletini, basiretsizliğini, beceriksizliğini cümle aleme kanıtlayacaksın. Özlü kabahatinden büyük cümlesinin tam tanımı. Tam da padişaha parmak atıp özür dilerim sultanım, hanım sultan zannetmiştim demek gibi. Ve hala koltukta utanmadan, sıkılmadan, en küçük bir hicap duygusuna sahip olmadan oturmaya devam edeceksin. Ve daha vahimi, bir takım reziller hala bu kişiyi desteklemeye, CHP'yi cumhuriyet düşmanı yobazların yatağı haline getirmiş olmanı eleştirenlere saldırmaya devam edecekler çok açık ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki bu sürünün ne cumhuriyetle ne cumhuriyet değerleriyle en ufak bir bağlantıları yok. Belli ki bunlar ülkenin içine sürüklendiği karanlıktan da rahatsız olmuyorlar. Hatta büyük bir ihtimalle bundan da memnunlar. Benim gördüğüm şudur. Bugün Türkiye sağlı sollu Türkiye Cumhuriyeti ile hesaplaşmaya çalışanların eline düşürülmüştür. Nasıl olduğunu da bir gün anlarız elbet. Yobazın hepsi aynı. CHP eski milletvekili Yıldırım Kaya adlı bir zat CHP liderine yönelik eleştirilerim üzerine gel siyasete geri buyurmuş sosyal medya hesabı üzerinden. Efendi nereye gireceğimi sana soracak değilim haddini bil. Beni haklı çıkardığın için hassizliğine rağmen sana teşekkür ediyorum. Ben hep sizin gibilerin eleştirdiğiniz AKP'den zerre farkı olmayan aynı yolun suyu olduğunuzu anlatmaya çalışıyorum çok açık ki senin gibi ilkesiz ve ilkel siyasetçilerin kendilerini eleştiren öğretim üyelerine, yargı mensuplarına, cübbeni çıkar da siyasete gel diyen AK Partililerden zerre farkınız yok. İnanç bağnazlığı üzerinden siyaset yapan yobazlardan hiç farkınız yok. Siyaset anlayışınız aynı. Tek farkınız doğduğunuz ortam. Yani aynısınız. Saygıyı cepte arayanlara. Gerçekten delirmiş olmalıyız. En azından önemli bir bölümümüz. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vusla Sabancı ve Ali Sabancı'yı tedavi gördükleri koç grubuna ait Amerikan Hastanesi'nde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı'nın hastane çıkışında uğurlayanlar arasında Arzuhan Yalçındağ ve Mehmet Ali Yalçındağ'ın yanı sıra hastanenin sahibi aileden Ali Koç da vardı. Ve Ali Koç'un Cumhurbaşkanı'nı Mehmet Ali Yalçındağ yolcu ederken elinin cebinde olması üzerine kıyamet kopuyor. Öyle ortada saygısızca bir durum yok.'' Erdoğan'ın karşısında iki eli cebinde dikilmiş bir şekilde durmuyor. Cumhurbaşkanı Yalçın Dağ'la sohbet ederken Ali Bey'in de bir eli hafifçe cebinde. Çok normal, hiç de saygısızca olmayan bir duruş. Bunun nesi ayıp, nesi Cumhurbaşkanı'na hakaret anlamadım. Zaten durum o kadar doğal ki Cumhurbaşkanı da bir rahatsızlık duymuyor. Halinden belli. Tam aksine hiç üzerine vazife değilken sahibi aileyi temsilen hastaneye gitmiş.'' Cumhurbaşkanı'nı karşılamış ve uğurlamış. Üstelik Ali Koç Cumhurbaşkanı'yla görüşmek için hiçbir imkanı da ıskalamıyor. Bunun nesi saygısızlık? Ne zaman insan oluruz? Biliyorum diyerek açıklamadığınız her suçun ortağı olduğunuzu unutmadığınız zaman. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.